Evet, karşımızda Acıbadem Spor'un maçın adamı Kubilay var. Kubilay, çok zorlu bir maçtı sizin için. Fizik gücü üst düzeyde olan bir maçtı. Ama galip gelmesini bildiniz. Neler söylemek istersin galibiyet hakkında? Ya öncelikle bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten rakip takımı da kutluyorum. Rakip takım da çok iyi mücadele etti. Biz istediğimizi biliyorduk sahaya çıktığımız zaman. Ve istediğimizi aldık. Yani iyi bir mücadele oldu. Tekrar arkadaşlarımın ayağına sağlık diyelim. Yani takım olarak ve bireysel olarak çok güzel bir performans sergilediniz ama özellikle senin üçüncü golünü çok beğendim. Yani izleyenler de çok beğendi kornerden. Yani önümüzdeki hafta bir Silverback maçınız var. 2-2 yaptınız. Bunun hakkında neler söylemek istersin? Önümüzdeki maçı düşünüyoruz zaten. Bu maç bitti. Gerçekten gollerimle takıma destek olduysam ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Başarıların devamını dinliyorum sizde. Evet, karşımızda Borussia Dortmund kaptanı Barbaros var. Barbaros, bir mağlubiyet aldınız. Sizin için üzücü. Neler söylemek istersin? Ya söyleyecek hakikaten çok bir şey yok. Çünkü hani çok gol kaçırıyoruz. Karşı karşıyalar, boş kaleler, direkten toplar. Hani sonra da bir hücum gelip gol oluyor kalemizde. İki haftadır böyle, ilk hafta yine ilk kereyi tek kale oynadık. Yine çok kaçırdık. Yine abudik gubidik mucize, yani haftanın golünü yedik. Bu hafta da böyle oldu. Hani yine adam oradan buradan vurdu, gol oldu. Şans da yok. Yani diyecek bir şey de yok. Yani şimdi taktik değiştirelim diyoruz. Taktik neden değiştirelim? Boş kale 3 tane gol kaçırmışız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz ama galiba biraz tökezleyerek başladık. İnşallah bundan sonra birinci lige daha sıkı sarılacağız. Çalışacağız. Yani takımın üzerinde bir kısmetsizlik var. Evet. Ciddi. Yani gol konusunda. Ciddi. Önümüzdeki haftada Vefa ile oynuyorsunuz. Zor maç. Tanıdığımız zor maç, bir takım. Köklü bir takım. Aynen. Ve yine zorlu geçecektir bu maçta sizin için. Eksiklerinizi gördünüz mü? Önümüzdeki hafta neler düşünüyorsunuz? Ya önümüzdeki haftaya bir kere takım içinde bazı şeyler var. Hani futboldan soğuma mı diyeyim, biraz geçen seneki şampiyonluğun hani verdiği rehavet mi diyeyim, onu bir atmamız lazım. Bu bayramı 2 haftalık bir ara olacak bize. Hafta sonunu saymazsak toplam 15 gün neredeyse boş var. 10 gün. O 10 günü çok iyi değerlendireceğiz, 12 günü. Hani sıkı çalışacağız. Bir şekilde eksiklerimizi gidereceğiz ve önümüzdeki kalan bölüme sağlam girmek istiyoruz. Umarım başarılı olursunuz kaptan. İnşallah. Rakibi de tebrik ediyorum bu arada. Eyvallah.